Etliler için mutlu son. Bakan Bilgin tarihi açıkladı. Emeklilikte yaşa takılanlar platformu üyeleriyle bir araya gelen çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kesin çözüm için Aralık ayını işaret etti. Bolu, Düzce, Sakarya EYT Dernekleri Başkanı ve EYT Platformu üyesi Mehmet Ali Çelik, Bakan Bilgin'in sözleri, Etliler için bir müjdedir. EYT, iktidarın gündeminde ve Aralık ayı içinde çözüleceği ortada, sözlerini kaydetti. Ankara'da emeklilikte yaşa takılanlara, EYT ilişkin çözüm trafiği hızlandı. EYT platformu üyelerinden oluşan bir heyet, önceki gün AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Emin Akbaşoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Erkan Akça ile görüştü. EYT düzenlemesindeki beklentilerini anlatan EYT platformu üyeleri, dün de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya geldi. Görüşmeler olumlu geçti. Heyette yer alan Bolu, Düzce, Sakarya EYT Dernekleri Başkanı ve EYT platformu üyesi Mehmet Ali Çelik, önceki gün Hak İş Konfederasyonu ve Türk İş Konfederasyonu ile görüştük, desteklerini aldık. Ayrıca, AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Emin Akbaşoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Erkan Akça ile bir araya geldik. Bizde EYT içerisinde bulunan, stajından aylık bağlama oranına, abo, kadın doğum borçlanmasından Bağkur prim borçlanmasına kadar bütün konuları anlatarak bu işin çözümünü dile getirdik. Görüşmelerimiz çok olumlu geçti, dedi. Kesin çözüm için Aralık ayını işaret etti. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile yaptıkları görüşmeyi de anlatan Çelik, EYT platformu olarak, Bakan Bilgin'e mağduriyetlerimiz anlatıldığı kapsamlı dosyamızı sunduk. Sayın Bilgin, basında çıkan formüllerin hiçbirinin masada olmadığını ve kendilerinin herhangi bir açıklaması bulunmadığı halde yanlış bilgilendirmeler yapıldığını söyledi. Bu konuda 3 milyon kişilik bir mağdur kesimin olduğunu, bunların 2 milyonunun 4A statüsünde, kalan 1 milyon kişinin de diğer statülerde olduğunu belirtti. Çözüm noktasında ise sürecin bir noktaya geldiğini ve özellikle bütçe görüşmeleri sonrasında, EYT'nin masaya yatırılıp konunun taraflarıyla görüşüldükten sonra çözüme kavuşturulacağını ifade etti. Bakan Bey, Aralık ayı içerisinde kesinlikle konunun çözüleceğini dile getirdi. Bakan Bilgin'in sözleri, EYT'liler için bir müjdedir. EYT, iktidarın gündeminde ve Aralık ayı içinde çözüleceği ortada, diye konuştu. Türkiye'de ne kadar EYT'li var? Türkiye'de an itibariyle 4,5 milyon EYT'li bulunuyor. Beklenen yasanın çıkması ile birlikte 1 milyon kişinin ise emekli olması bekleniyor. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.